Merhaba arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz bir tane yanmış lityum bataryamız var. Yanma sebebini bilmiyoruz ama biliyorsunuz ki genellikle bu bataryaların yanma sebebi ne oluyor? Kısa devre oluyor sistemde veya elektronik kartında. BMS olduğunu tahmin ediyoruz üstünde. Yani batarya yönetim sistemi, yani bataryalı hücreleri tek tek kontrol eden ve şarj doluluk oranına göre enerjisini kesen elektronik kontrolcüleri olur bu lityum bataryaların. Şimdi burada iki tane uç var. Kalın olduğunu fark ediyorsunuz. Bunlar lityum bataryadan sisteme enerji veren kablolar, ana hat kabloları. Şu iki tane ince uç olan ise şarj kabloları. Şarj ederken daha küçük bir akım olacağı için mesela burada ne diyor? 36 volt 10 amper, 10.4 amper saatlik bir bataryamız var. Hani 10 amper buradan geçerken bunun şarj aleti de muhtemelen onda bir oranında olacağı için ya 1 ya 1.5 amperlik bir şarj aleti olacaktır. Daha düşük akım geçeceği için daha küçük kesitli şeyler, kablolar kullanılmış. Bakın burada ilk baktığımızda oksitlenmeler var. Muhtemelen burada bir kısa devre oldu. Su aldı bu cihaz. Yine aynı şekilde burada da aynı durum söz konusu. Oksitlenmeler var. Su aldığı için muhtemelen kısa devre oldu. Kısa devre olunca da bütün maksimum akım üzerinden ne yaptı? Geçti. Direncin de suyun da bir direnci olduğu için %100 maksimum, hani bir telin değmesi gibi, iki kablonun birbirine değmesi gibi yüksek bir akım geçmemiş de olabilir. Az da olsa bunun yanmasına sebep olmuştur. Hani düz bir tel bağladınız şuradan şuraya. Olan o üzerinden geçen amperle suya daldırdığınızda o şekilde geçen amper farklı olacaktır. Suyun bir direnci olduğu için bir miktarını kendi harcayacaktır. Şimdi tahminlerimizi doğruluğunu araştırmak için bunu yavaş yavaş ve dikkatli bir şekilde açacağız. Önce şu dışarıdaki dış sarfı açacağım. Hani şu an yaptığım iş gerçekten sürekli yapmadığım için benim için de tehlikeli bir iş. Onun için ben çok dikkat edeceğim. Siz inşallah sökmeye kalkışmazsınız ya da öyle bir ihtiyaç hissetmezsiniz. Ya da bu video sayesinde artık lityum bataryaların içindeki sistemi görünce daha bunu yapma ihtiyacı hissetmezsiniz arkadaşlar. Yani YouTube'daki videoların en güzel yanı bu oluyor. Göremediğimiz malzemeleri içini görme şansımız oluyor. Bazen çok pahalı cihazlar sökülüyor. Kendim de dahil buna 1,5-2 milyarlık çamaşır makinelerini sökmüşlüğüm var biliyorsunuz. Bakın içi cıvık cıvık su. Hala su. Yanık işlemiş her tarafına. İnşallah patlatmadan şey yapacağız. Bu bir kaykayın içinden çıktı. Elektrikli skuterin içinden çıktı arkadaşlar. Şu gördüğünüz sarı kısımlar ben separatör diye adlandırıyorum. Ayırıcı arkadaşlar. Bazı hücreleri birbirinden ayırmak için kullanılıyor. Sert mika gibi bir şey. Bayağı bir sert. Yani şu an elim cıvık cıvık oldu. Yani bunun sebebi belli aslında patlamasının. Su almış. Su aldığı için bu şekilde. Hani bunu size nasıl gösterebilirim? Yani hizmette sınır yok bizde biliyorsunuz. Görüyorsunuz. Kendi kimyasal akıntısı değilse bu su. Açıkçası su aldığını da skuter olduğu için mevsimde kış olabilir. Bakın bayağı bir su almış. Hastanın hastalık sebebi bu. Hele burada kapaklarında daha çok var. Şöyle göstereyim. Parlaklığı görüyorsunuz. Bakın bu taraf o kadar parlak değil. Çünkü su yok. Burası yansımaya bakın. Su aldığı için bu şekilde. Şimdi şu aradaki separatörler arkadaşlar, katmanlar güçlü bir bantlı. Şuraları görürsünüz. Bakın. Bu bantları ayırıp hücrenin içine girmeye çalışacağım. Bıçağı buradan daldırdım dikkatli bir şekilde. Of 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 of. Yaşasın 23 Nisan. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Daha içeri gitmeden şurada bir gösteri yapalım. Efsane. Ben bir eldiven takıp geliyorum arkadaşlar. Bu bayağı bir sıkıntılı bir şey oldu. Hani derler ya patlamaya hazır bir bomba gibi. Hala etkisi devam ediyor olabilir. Bir ayağım da kaçmaya hazır bir şekilde bekliyorum. Açıkçası bu kadar büyük geniş pilde beklemiyordum. Bu laptoplarda çıkan pillerdendir diye tahmin ediyordum da.
Of 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 of. Oh oh oh. Biz de bayağı of 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 çektik. Efsane. Yani yakında kokulu videoları da çeksek bu videoları herhalde çoğu izlemez. Yavaş, sakin Joe. Ama Joe, redkit davareller vardı ya, öyle diyordu ya. Of 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 of. BMS ölmüş de cenazesini kaldıran yok yani. Şimdi bunun enerjisini keseyim. Daha dikkatli çalışalım. Enerjisini keselim. Şimdi bakalım burada ne var. Şu eksi hat. Şunu kestim. Hiçbir yere değdirmiyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir elektrik bandıyla bantlayacağım ben bunu. Elektrik bandım nerede? Şurada. Sevdim bak seni. YouTube ağzımızla söylediğimiz müziğe de telif göndermesin sonra. Bir gün video yapayım, arkada bir şarkı çalıyor. Hani fon müziği olarak da koymadım arkadaşlar. Normal dinlerken iş yapıyordum. Baktım YouTube şey göndermiş. Telif uyarısı. Sen diyor bu X kişisinden şey aldın mı? Sen söyle, izin aldın mı? Ulan ne yazılım yazmış adamlar. Ta arkadaki müziği bile tanımlamışlar yani. Şimdi bu ince olan şarjın artısı diye tahmin ediyoruz. Dur bakayım. Evet, şarjın artı ucu. Şarjla beslemenin artı ucu genelde birleşik oluyor. Şurada bakacağız. Şurada bir şey var. Düğüm noktası var. Düğüm noktası da deyince Kirchhoff kanunu geldi aklıma. Bakın burada şu kalın uç neye gidiyor? Yüke giden. Vay be. Daha önce söktüğüm resimlerini de Instagram ve Facebook hesaplarımda paylaştığım hücreler vardı. Böyle bataryalar vardı. Onlar gibi bekliyordum ama daha değişik çıktı. Hatta bir tane şurada var, göstereyim size de. Yani açıkçası ben şunlardan bekliyordum. Bu şekilde pillerden bekliyordum. Bu boyutta en azından. Bakın burada da başka bir küçük çaplı bir şey var. Görüyorsunuz. Bunu da göstereyim çıksın aradan. Bu da onun BMS'i. BMS diye yazılıyor. Batarya Management System. Yani Türkçesi de batarya yönetim sistemi diye geçiyor arkadaşlar. Normalde biz pilleri şarj ederken mesela kalem pilleri, dörtlü şarj aletleri var. Onu koyuyoruz ya. Hepsine dolana da, boşalana da, yarım olana da, tam olana da şarj aleti ne yapıyor? Basıyor da basıyor akıma, gerilimi. Dolayısıyla bitmiş olanı da zorlamış oluyorsun. Bozuluyor. Ama bunlardaki bu elektronik kart sayesinde hem pil grubunun sıcaklığını, haberleşme sistemi varsa merkeze bildiriyor. Yani işlemciye bildiriyor. Ondan sonra tek tek hücreleri kontrol ediyor. Bakın paket paket, dörtlü dörtlü. Bunları da ne yapıyor arkadaşlar? Tek tek hücreleri sürekli ölçüyor. Bakın damar sistemi gibi, görüyorsunuz değil mi? Kaç tane şey var. Ondan sonra tek tek blokları, bölümleri ölçüyor. Şarjı dolanı kapatıyor. Şarjı dolanı kapatıyor. Dolayısıyla zorlamamış oluyor sistemi. Evet, devreyi de bu şekilde ayırmış olduk. Ama var ya, bomba yani, bomba. Bildiğin bomba. Nasıl yanmış bu ya? Yanarken yanında olmak istemezdim açıkçası çok da fazla.
Şu an buram buram kimyasal kokuyor. Suyu bildiğin kaynatmış. Bakın elektronik devre burada. Artılar birleşikti, eksileri farklı. Heh, bu BİMYES'lerde de öyle bir ilginç durum var. Normalde bütün devrelerde eksi ortak olur ya, bunlarda eksiler ayrı ayrı, artılar birleşik oluyor. Ters çalışıyor. Demin bir tane daha sökmüştüm, onda da öyle bir denk geldi. Şimdi bunu nasıl ayırayım buradan? Of! Bildiğin kopya kağıdı gibi oldu lan bunu. Buradan aldım, patates baskısı gibi oldu. Çıktı bu tarafa. Aman tanrım dediğim. Buradaki çipi bildiğin patates kopyası gibi aldık. Yatağı görüyorsunuz değil mi? Diğer tarafa geçmiş. Çok enteresan bir görüntü oldu. Buna devre ne yapsın? Bunda Çin'in suçu ne? Şeyin suçu ne? Uf uf. Bildiğin devrenin ultrasonunu çekmiş ha. Şurada iki tane vidalar var. Vidaları açarsam. O kadar ince şeyim de yok ama tornavidam. Bakalım. Onu da sonra kırayım ya. Battı balık, yangoing. Yani çamur gibi olmuş. Bir de yerlerini kırayım. Zamandan tasarruf. Efsane. Var mı heyecanlanan? Heyecanlanan parmak kaldırsın. Yani dibine kadar işledik. Şunlar muhtemelen MOSFET arkadaşlar. Açma kapama işlemlerini falan yapıyor diye tahmin ediyorum. Batarya yönetim sistemleriyle ilgili çok fazla bir bilgim yok. Onun için de çok da sallamak istemiyorum. Yorum da yapmak istemiyorum. Neymiş bunlar? Bakayım. FHS110N8F5 5646 diyor. Hepsi de aynı model şey. Bakayım net gözüküyor mu burada? Gözüküyor değil mi? Data sheet'ine bakarız. Videoyu yaparken eklerim inşallah ne olduğunu. Şuna bakın ya. Vallahi MR'ını çekmiş ya. Yolları kaldırmış. Efsane. Şimdi gelelim hücre kısmına. Hücrelere bakalım. Şimdi bu batarya yönetim sisteminde harbiden hiç şeyi görmedim ha ben bunda. Nasıl bir yandıysa. Şuradan gelen bütün hatlar var ya arkadaşlar. Buna soketlidir o. Bakın bir tane de sıfırını göstereyim. Şurada bir tane göstermiştim. Bakayım bunda var mı? Dur şurada sıfırı var. Bunu göstereyim size. Bakın bu hazır bir tane batarya yönetim sistemi. Pillerin devreleri bozulunca hazır alıp bulabilirsiniz tabii. Çin'den getirtiyorsunuz. Takabiliyorsunuz. Bakın bu sağlam batarya yönetim sistemi. Bu da kablosu. Bu kabloların her biri hücre gruplarına gidiyor. Bu da sağlam olanı. Şöyle göstereyim. Ondan sonra bakın burada da sağlam olan benim MOSFET diye tahmin ettiğim şeyler var. Hani sağlamı da bu. Bu da kablosu. Şimdi harbiden şimdi şey yok ortalıkta arkadaşlar. Şu soket yok. Şimdi bu sokete bakacağız. Şu kabloları şey yapalım. Bakın şarjın artısıyla, ince artıyla, kalın artı yani yüke giden artı birleşmiş durumda. Bundan sonra devreyi takip edeceğiz. Bakalım nasıl bir bağlantı var. Şimdi bunu ters çevirelim. Bak burada bir yangın çıkabilir yine. Görüyorsunuz değil mi? Hat buradaymış, soket buradaydı. Artık o soket yok. Şöyle. Oh 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 oh. Ne varmış ya. Yani hiç çat pat bir şey de olmadı. Duman da çıkmadı. Nasıl bir şey yaptıysa, yandıysa hücrelerin içinde herhalde pillerde hiçbir şey kalmamış. Ümüğüne kadar sıkmış. Kurutmuş. Şurada bir şey var. Uçlarından kesiyorum ki bir kısa devreye mal vermeyelim. Bir yandan bakın. Uf, şunlara bakın nasıl erimiş. Bir yandan gönlüm çatapat olsun istiyor ama yalan da yok. Tırsınıyor da değilim. Yani Show TV'de çıkmak istemem arkadaşlar. Sonra röportaj adam bizden şey yapar. Malzeme vermeyek adama.
İnşallah bağlantı mantığını anlarız. Bir tane Abdullah diye bir kardeşim şey yapıyordu. Bunun devresiyle ilgili bir video çeker misin diyordu da. Hani bundan şey çıkmaz ya. Hani bağlantı şekliyle ilgili bir şey çıkaramayız herhalde. Hani bir şey kalmamış. Şu da baklava gibi ha. Eskiden anneler kaza verirdi babalara, çocuklara. Hep o baklava dilimli olurdu. Türkiye'nin her tarafında. Ya o dönemleri de gördük. Belki bu videoyu izleyen çok kişi bilmiyor onu. Yani bağlantıyı anlatmak isteyeceğim. Bağlantıyı göremiyoruz burada. Ne nereden geliyor? Hani sözüm olsun bir tane de temiz sökerim. Lityumlarla ilgili şey isteyen arkadaş, video isteyen arkadaş adı bende saklı. İyi de denk geldi ya Allah. Temiz kalpli bir çocukmuş. Şimdi bunu bir temizleyelim burayı. Bakalım bir şeyler gözükecek mi? Şimdi burası böyle tamam. Ama şurayı atıyorum. Burada daha bir şey yok gördüğünüz üzere. Burası ceset. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Elektronik kartı göstermiştim. Daha burayla işimiz yok. Bu pert olmuş zaten. Buna yapacak hiçbir şey yok. Tıp çaresiz bu konu hakkında. Şimdi bakalım buradan devreyle ilgili bir şeyler çıkarmaya çalışacağız. Nasıl bir bağlantı var? Nerede ne var? Şuradan bir tane kırmızı artı geliyor. Şurada bir ikili grup var. Şurada bir ikili grup var. Şuradan bir şey çıkıyor. Buradan bir şey çıkıyor. Şurayı açalım bakalım gittiği yere kadar. Hop. 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 Ey oğlum, ne oldu ya? Bildiğin konvoy oldu arkadaşlar bu. Şöyle. Bayağı da uzun gidiyor. Şimdi bakalım ne oldu? Buradan kırmızı kablo giriyor en baştan. Aradan bir kablo çıkıyor. Diğer aradan bir tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve en sondan eksi çıkıyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani 11 tane kablo çıkıyor. Şunu bir sayalım. 0 olanı. O da mı 11'li acaba? 2, 4, 6, 8, 10, bu 14'lü. Bu farklı. Hücre sayısı da farklı olabilir. O da önemli etken tabi. Şimdi kendi devresinde bir şey kalmadığı için kaçlı olduğu hakkında hiçbir fikir beyan edemiyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey kalmamış ya. Hiçbir şey yok. Aralarda unutulan kablo var mı diye bakıyorum. Aralarda unutulan kablo da yok. Şimdi bakalım bu piller nasıl bağlanmış. Şu en başta bakın. Şurada nereden gelen bu? Yüke giden artı ve şarjın artısı. Buradan artı geldi. Şu ikisinin aynı kutuplar mı? Ona bakalım. Artı eksi artı eksi. Bu iki pilin artısı birleştirilmiş.
Burada da eksisi birleştirmiş, diğerine geçmiş. Bu iki pilin burada yine artısı birleştirilmiş. 26.800 bu pilin modeli. Ne var internette çok? Bizim Mesut'la uğraşıyordu. 86.200 diye bir model vardı herhalde, değil mi? Bu şunlardaki 86.200'dü. 18.650. Bu laptop bataryalarında falan oluyor. Bu ara internette çok bir şeyler yapan var. Bizim Mesut'la bir arkadaşımız var sağ olsun. O da bir şeyler paylaşmıştı. Bu 18.650'lerle ilgili. Şimdi burada her iki pil aslında tek pil, paralel bağlanarak amper değeri arttırılmış. Mesela burada bir hesaplama yapalım. Ne diyor bununla ilgili? Her bir hücre 3.6 volt arkadaşlar. Hepsi seri bağlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çarpı 3.6, 36 volt. Bizim hücremiz ne kadarlıktı? 36 volttu. Seri bağlayarak, yani birinin artısını diğerinin eksisine bağlayarak voltaj değerini ayarlayabiliyoruz. Paralel bağladığımızda ise de amper değerini ayarlayabiliyoruz. Kaç amperdi bu? 10.4 amper demiştim. Şimdi 10.4 amper dediysem o zaman ne olur? Yarısı 5.8 amper yapar, değil mi? Bu her bir bloğun 5.8 olması lazım. Eğer hepsi 5.8, bir tanesi 3.8 ise bütün sistem 3.8 olarak ne yapacaktır arkadaşlar? Çalışacaktır. Toplamı 10.4 ise 5.2 yapar. Bir pilin kapasitesi 5.2 amper olması lazım. Onunla ilgili bir şey var mı? Görebiliyor şu an. Göremiyorum. Özelliklerine internetten bakmak lazım herhalde. Bir 20 watt saat diye bir şey yazıyor ama 15G13. Yani pilin belki şeyine internete girince çıkacaktır. Şu an 20.0 watt saat diyor. 3.6 volt diyor. Dediğim gibi her bir hücreyi ölçüyor böyle. Mesela artı buradan gelmiş. Burayı ölçüyor. Ondan sonra ona göre bütün kontrollerini sağlıyor sistem. Artılar böyle. Geçen bir arkadaş ne dedi? 4 tane pil bozulmuştu abi dedi. Nasıl bağlayacağım dedi. Ben de dedim ki hepsini seri bağla. Artanlardan zaten bir şey olmaz. Aynı amperi tutturmak istiyorsan o bozukların yerine yeni pil alman lazım. Yeni pil alamayacaksan tek sıra halinde potansiyeli tuttur. Akımın maalesef yarıya düşecektir dedim. Hani 4 tane buradan eksildiği zaman burayı 4 pilsiz diğerlerini ikili de yapsanız fark etmiyor arkadaşlar. Amperde en küçük kapasite neyse bütün kapasite onu görüyor. Şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar. Her şeyi gösterdim herhalde. Şöyle bir konvoy yapalım. Diğer tarafı hiç göstermedim size. Bakın buradan da yüke giden eksi. Hem yüke gidiyor hem de batarya yönetim sisteminin eksisine. Kırmızı uç hem yüke hem batarya yönetim sistemine gidiyor. Aradaki kablolarda ara değerleri ne yapıyor? Ölçüyor. Şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah birinin işi de yaramıştır. Yarasın diye çektik. Emeklerimiz zayi olmamıştır inşallah. Herkese hayırlı akşamlar.